Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün de bir konu bir konuk programında beraberiz. Efendim, bir gün kurumda çalışırken orta yaşlarda bir gencin yanımıza ağlayarak geldiğini gördük. Ve derdini sorduğumuz zaman, hocam üç gündür ben evime ekmek götüremiyorum, işsizim, bu işsizlik beni bitirdi deyince biz de haliyle onunla ilgilenmeye başladık. Fakat anladık ki işsizlik hakikaten büyük bir sorun, büyük bir mesele ve hakikaten çözülmesi gereken bir durum. Bugünkü konuğum Orta Doğu ve Afrika. Efendime söyleyeyim ve Türkiye'deki e, sanayileşme ile ilgilenen e, İsmail Bey. İsmail Bey hem işsizlik konusunda inşallah bize bilgi ve birikimini verecek hem de bu sanayileşme konusunda Orta Doğu ve Afrika'daki ve Türkiye'deki o dostluğun dernek haline getirdiği ee, ve o dernek başkanlığı hakkında bize bilgi verecek. Efendim hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey, teşekkür ederim. Evet, önce sizi tanıyalım inşallah. Evet, ben İsmail Ercan, ee, Gaziantep doğumluyum. E, Afrika ve Orta Doğu Sanayileşme ve Dostluk Derneği e, Başkanıyım. Biz ülkelerin e, sanayileşme sistematiğini araştırıyoruz. Gelişmiş ülkeler nasıl sanayileşmişler, e, biz, biz nerede yanlış yaptık veya nerede eksiğimiz var bunları araştırmak için kurulmuş teknik bir derneğiz. Evet. E, amacımız yani ticaret ya diğer konular değil sadece teknik araştırma derneği. Gaziantep merkezliyiz. Evet. İnşallah güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah Allah muhafaza etsin. Sağ olun. Ee, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki evet. değil mi üzerine bir derneğiniz var. Evet. Evet. Ee, şimdi İsmail Hocam malumunuz Türkiye'de bir işsizlik var. Evet. Ee, bu bir gerçektir. Ve belki yüzlerce, binlerce e, üniversite mezunu efendime söyleyeyim. Eee vasıflı, vasıfsız dışarıda gençler şu an iş peşinde. Geçenlerde bir programda bir hocamız çok güzel e, bir atıfta bulundu. Yani dedi ki bugün bir Boğaziçi mezunu, efendime söyleyeyim bir katı İtü mezunu e, mezun olur olmaz iş arama derdindeyse ve ben kapasiteye efendim hazırlanayım, atanayım, başka bir şey yapmayayım diyorsa, memurluğu düşünüyorsa biz sanayide çok yerdeyiz diye bir atıfta bulundu. Evet. E, şimdi Türkiye'deki bu işsizliği efendime söyleyeyim e, nasıl azaltabiliriz? E, bu konuda sizin fikirlerinizi alalım inşallah. Çok teşekkür ederim Yavuz teşekkür ederim. Bey çok güzel ve geniş kapsamlı bir soru. Evet. Ee, gerçekten işsizlikle alakalı aslında acizane. Ee, Türkiye'de bir kurumun olması yani bir araştırma kurumuna bir evet. ihtiyaç olduğu kesin. Ee, yani birçok üniversite mezunlarımız ve üniversite okumamış insanlarımız çok geniş manada bir e, işsiz. Yani gerçekten onların acılarını paylaşıyorum. Yani bazıları evli, ben de çok evet. şahit oluyorum. E, eline bakan çocukları eşi var, o kişi zor durumda düşüyor. Yani arıyor ama bulamıyor. Yani hakikaten onların acıları ben de çok ızdırap ediyor. Evet. E, bunu şöyle bir e, mantıkla yorumlamak lazım. Yani işsizlik neyden kaynaklı? E, Türkiye'de ekonomi, yani Türkiye serbest piyasa ekonomisi. Türkiye ve dünyada e, ekonomi daralmasına bağlı işsizlik çıkar. Yani sizin ekonomiyi daraltmamanız veya genişletmeniz lazım ki işsizlik azalabilsin. Evet. Yani bu nasıl olabilir? Örnek olsun diye söyleyeyim. E, mesela Türkiye bir yurt dışına mal satsa, yani evet. ile ilgili mallar satsa evet. e, orada e, işsizlik daha azalır. misal Hani bu 2020 yılı her sektöre kabus olmadı. Örneğin tekstil sektöründe güzel fırsatlar oldu. Orası bu dönemde çok güzel günler geçirdi. Ben ben ziyaret ettiğimde de o bilgiler aldım. Demek ki o sektördeki talep e, işsizliği orada yansı yansıtmıyor. Evet. Ama mesela inşaat sektöründe yansıtıyor. İnşaatın daralmasına kaynaklı. İnşaatla ilgili çalışan insanlarımız işsiz kaldılar. E, yani temelde mantık ekonomi büyütmek evet. e, gerekiyor ki iş şey ana kaynağına lazım. inersek ekonomi büyüdükçe işsizlik, i̇şsizlik azılar, yani azalır. Evet azalır. Peki bu Türkiye'deki işsizliğe e, çözüm için sizin önerileriniz veya tavsiyeleriniz, efendim mesela bir dernek kurmuşsunuz, bu evet. dernekte haliyle bir sanayileşme girince işin içine iş, işçi giriyor, işveren giriyor, işsizlik evet. giriyor. E, siz bu konuda bir çalışmanız veya bir projeniz e, veya efendim mesela yaptığınız bir faaliyet var mı? Evet, yani çok güzel bir soru teşekkür ederim tekrardan. Şöyle, Şöyle bir şey söyleyeyim, e, Ekonominin büyümesiyle bir işsizliği azaltacağız varsayımı üzerine hareket ediyorum. Türkiye'nin e, malum hani bugünlerde de Gaziantep Kurtuluş Yıldırımını var hani evet. konuyla bağlama için e, bir atıf yapacağım şimdi e, ekonomiyi büyütecek olarak bir temel bir hedefimizin olması lazım yani şöyle bir şey söyleyeyim İşsizlik hem bizde bir sorun hem diğer ülkelerde de bir sorun bunların arası şöyle bir korelasyon yani şöyle bir mantık bağlamı kurabiliriz ben sanayileşirsem işsizliğim azalır? Demek evet. ki benim sanayileşmemden kaynaklı mal satacağım ülkede sanayileşirse oradaki de işsizlik azalır. Yani örneğin gezme imkanımız oldu Kenya'ya da diğer ülkelerde. Örneğin Kenya'nın e, biz e, tarım makinacılığı konusunda hemen hemen hiç satmıyoruz. Çok az. E, orada tarım makinaları alanlar da e, aldıkları gıdayla yani topraktan yetiştirdikleri gıdayla kendi işsizliklerini azaltıyorlar. Biz... Ee, Kenya'ya mal satmıyorsak, satamıyorsak veya tarım makinalarını az satıyorsak veya genellikle Çin veya diğer ülkeler satıyorlar. Biz Kenya'nın tarım makinacılığında sanayileşmesini hedeflersek, ona göre Antep'i görevlendirirsek Antep'in Kenya tarım makinacılığının gelişmesine yapacağı katkılar çok büyük olacak. için çok büyük bir pazar. Yani e, yani keşke öyle bir çalışma olsa da Antep evet. Bu ticaret kapasitesini kaldıramayacak kadar ciddi bir ihtiyaç var. Yani içe dönük değil, dışa dönük açmak lazım. Tabii. sanayileşmeci dış ticaret yapmamız i̇şte, lazım. Evet, evet. Yani şu an e, keşke buradan sanayi odası olsun, ticaret odası veya diğer derneklerimizle beraber e, Antep'ten başlayalım. Hani Antep'in kurtuluşunu e, söyledim az önce 99. yılını şey yapıyoruz. Evet. O vesileyle de e, o savaş e, merhalesinde şehit olanlardan şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ticaret Odası ve Sanayi Odası o dönemin ruhuyla malum geçen hafta da Sanayi Odası başkanımız eee İMF'den kurtulmanın ve evet. İMF'e gitmemenin güzelliğinden bahsetti. Ben kendilerini takdir ediyorum bu konuda Sanayi Odası başkanımızın. Antep'i sanayileşmeci dış ticarette biz başlatırsak e, ona yönelik projelerimizi geliştirirsek inanın Antep'teki işsizlerimize muazzam bir iş alanı olacak. Evet. Ya yani misal diye bir örnek vereyim. Antep ...inşaatçılık konusunda gelişmiş bir yer. Yani çok sayıda inşaat firmalarımız var. Evet. Buradan inşaat firmalarımıza söyleyeyim. İnşaat firmalarımıza... ...gelin Afrika'da e, inşaat yapın... ...değil de... ...dünyanın her yeri inşaatla büyümüştür. Yani bugün evet. Almanya'da da öyle, Çin'de de öyle... ...yani görme imkanım olduğu yerler. E, aynı mantıkla... ...biz... E, ...misal Kenya'nın, Tanzanya'nın... ...Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın... ...farazi söylüyorum. O ülkelerin... ...insanlarına inşaatçılığı öğretelim... Buradaki insanlarımızı orada yetişmesine vesile olalım. Oraların inşaatçılıkla zaten ihtiyacı var. Evet, evet. Ciddi mesela bugün Irak'ın bir milyon konuta ihtiyacı var. Oradaki insanların istihdamını teşvik edersek bizim insanlarımız da burada iş bulacaklar. Yani gerekirse buradan insan gönderecek şekilde yaparız veya inşaatçılığı ihracatlaştıralım. Yani Avrupa'da Amerika'da bu tür sistemler var. Oda yapıyorlar e, Yavuz Bey, mutfak yapıyorlar, banyo yapıyorlar. Siz gidiyorsunuz mesela düz bir alanda diyorsunuz ki iki oda, üç mutfak, dört banyo. Size odalar, Senin fabrika fabrik fabrikada e, odalar, banyolar yapılıyor. Evet. Buradan oraya ihraç ediyorsunuz. İnsana gidiyorlar maket gibi odayı açıyorlar. Bir günde, iki günde evi bitiriyorlar. Ha. Yani böyle teknolojiye de ihtiyaç var. Misal inşaat firmalarımız böyle bir şey yapmak isterlerse ben kendilerine e, elimdeki bilgileri paylaşmak isterim. Çok güzel. Ha keza inşaatçılıkla çalışan insanları da bu şekilde mesela bir işsizlikle etkin mücadele edebiliriz. Evet. Şimdi Timur Hocam biz diyoruz ki Türkiye sanayileşti. Efendime söyleyeyim sanayileşme sürecindeyiz. Evet. Ee, daha güzel günler, sanayi günler bizi bekliyor. Fakat bazen bakıyoruz ki, efendime söyleyeyim o istediğimiz seviyeyi tam yakalayamıyoruz. O tam sanayileşmeyi yaşayamadık yani. Evet. Hep o hayaller, o çalışmalar var. Evet, güzel atıflar var. Türkiye'de gerçekten güzel çalışmalar var. Evet. Harikulade. Fakat o tam manasıyla e, sanayileşme nasıl olur? Türkiye neden tam sanayileşmedi? Onu tam izah eder misiniz? Şimdi şöyle bir şey Yavuz Bey. E, Türkiye'nin ihracat rakamlarını e, baktığımızda... ...Türkiye ortalama ihracatını yaptığım malların yüzde 95'i sanayiden gelen mallar. Yani yüzde 94 de olmuştur, 93 de olmuştur ama yani yüzde 93'ün çok az bir kez bile altına iniyor. Hı. Türkiye sanayileşti ama e, yani yaptığımız ürünlerin sanayileşmedeki bir sonraki merhaleye geçemedik. Yani Belçika vakti zamanda halı satarken e, sanayileşmeyi nasıl sağladı biliyor musun? Halı yapmacılığını yani halı işini Antep'e ihale etti. O bize makine sattı. Bizim burada artık ürün ihracatı yerine makinacılığa geçebilmemiz için o ürün bilgisini ve makine bilgilerinin know-how'ını yani artık kendimizin oluşmamız lazım. Bir teknik bilgi madenciliği yapan bir enstitüye ihtiyacımız var. Bu Böyle bir enstitü yaparsak e, biz hem o bilgiyi oluştururuz ee, o insanlara halı yapmaca mesela Mısır şu an Antep'in rakiplerinden bir halıcılıkla evet. olduğu için Mısır'ı halı yapmada teşvik edelim, makineyi biz satalım. Cezayir'e biz teşvik edelim, biz satalım. Bangladeş'e biz e, teşvik edelim. Yani sadece bu ülkeleri afaki olarak söylüyorum. O ülkeleri halıcılıkta teşvik edelim. Öncesinde biz o makinaları e, yani ben Antep sanayisinin içinde sürekli geziyorum. Çok kaliteli ustalarımız var. Eee evet. Menan Usta'yla da tanışıklığım var, muhabbetimiz vardı rahmetli. Allah rahmet eylesin. E, birçok ustamız o makinaları e, kopyalamaya çok müsait. Yani biz sanayileşmeci dış ticaret mantığını yaparsak mesela sanayi odası veya ilgili derneklerimiz... ...biz burada prototiplerini, non-aimlerini hazırlarız. Ee, oradaki insanlarımıza halıcılığı teşvik edebiliriz. Çok güzel. Yani sanayileşme ürün değil de ürettirme evet. üzerine geçmemiz lazım. Üretim üzerine yoğunlaşmak lazım. Ürettirme, evet. evet. Ee, peki İsmail Hocam bu enstitü konusuna biraz girelim. Sanayileşmede <laughs> enstitüsünün konusu nasıl oluyor? Evet. ...buna biraz bahsederseniz inşallah... ...şimdi e, Yavuz Bey... E, ...Türkiye'nin en büyük sorunu... ...biz hep sanayileşme diyoruz... Ya ...sadece Türkiye değil birçok ülkenin... ...şimdi sanayileşme ise eğer... ...biz evet. bu sanayileşmenin ne olduğunu... ...tartışabilmemiz lazım... Evet. Yani ...buna bir sistem kurmamız lazım... ...mesela biz sanayileşmeyi nasıl yöneteceğiz... ...veya neyi araştıracağımıza dair bir enstitü ihtiyacımız var... ...sadece Türkiye'nin sanayileşmesini araştıracak... ...mesela e, bir daha aynı çare olacak ama... ...ticaret odası, sanayi odası ve diğer deneklerimize çare yapıyorum... Antep'te bir sanayileşme enstitüsü kuralım. Yani bu enstitü diyelim hangi alanda ne kurulacak, ne makine yapılacak. Bir e, yetiştirme merkezimi, merkezi mi, bir eğitim merkezi mi? Evet. evet. Şimdi bunun bünyesine bir teknik bilgi madenciliği koyacağız. Örnek olsun diye söyleyeyim. Halı makinacılığını Antep'te ürettirmeyinin hedefini koyacağız bu enstitü evet. bünyesinde. Bunu teknik bilgi madenciliğini yapacağız. Bunu yapacak ustalarımızın yetişmesini sağlayacağız. Bununla alakalı il bazında, ülke bazında sanayi politikaları oluşturacağız ve diyeceğiz ki Gaziantep tekstil makinacılığı şehri diyeceğiz. Yani bu enstitü evet. e, bu mivale çalışacak ve diyecek ki mesela bünyesinde dış ticaret araştırması olsun. Sanayileşmeci dış ticaret mantığı ya örnek olsun diye söyleyeyim. Halı makinacılığının için en müsait yer Mısır. Mısırla diyalog kuracak, Mısır'ın halı e, sanayisinin gelişmesine teşvik edecek, oradaki işsizi azaltmasını teşvik edecek. Böylece biz Antep olarak artık halı değil halı makinacılığına geçeceğiz. Evet. Tabii aynı şekilde diğer sektörlerde yani sadece halı değil diğer sektörler içinde. Evet. Bu yönetim sisteminden bahsettiniz evet. gelişmede, Bu yönetim sisteminden bize bahseder misiniz? Şimdi Yavuz Bey, Japonya'yı e, Japonya, yı Japonya yı yapan Edward Deming'tir. Yani ISO 9001 kalite yönetim sistemini kuran. Evet. Ee, onunla alakalı ben de bir makale yazma imkanım oldu. Yani evet. sanayileşme yönetim sistemi yazarsanız ben mesela yazdığım bir köşe yazım var. Ee, şimdi sanayileşme bir hedefimse Yavuz Bey evet. siz buna bir yönetim sistemi kurmak zorundasınız. Yani afaki olarak işte biz bir enstitü kurduk sanayileşelim değil. Yani hangi veri nerede olacak? Bu sanayi e politikalar nasıl oluşturulacak? Işte dış ticaret araştırmaları nasıl olacak? Mesleki eğitimler nasıl araştırılacak? Hedefler nasıl araştırılacak? Bunları koordine eden bir sanayileşme yönetim sistemi yani kalite yönetim sistemi benzer sanayileşme evet. yönetim sistemi olmazsa olmaz olması lazım. Diyorsunuz. Evet yani evet, evet. çok sert bir şekilde gerekiyor maalesef. Şimdi şöyle Hocam, e, Türkiye'de bakıyorsunuz temelden bir sanayileşmeye doğru gidişat var. Örneğin evet. meslek liseleri, teknik liseler, efendime evet. söyleyeyim. Devamını düşünürsek, <laughs> e, mühendislikler, siz de mühendissiniz, evet, Makine, makine mühendisliğiniz. Makine. Mühendislikler, evet. efendime söyleyeyim, meslek okulları. Yani evet. hepsi sanayileşme üzerine fakat e, sanki eksikler var aradaki, kopukluklar var. Evet. Örneğin... Hayal ve gaye nedir? Bir meslek ses mezunu dışarı çıktığı zaman kalife bir eleman olsun sanayide. Evet. Efendime söyleyeyim bir makine mühendisi, bir inşaat mühendisi sahaya çıktığı zaman mezun olur olmaz. Dışarıda evet. her türlü alan ilgili payı yapsın. Bak, bakıyoruz ki bazen öyle olmuyor. Evet. Efendime söyleyeyim bu eğitimdeki bu eksikler nelerden dolayıdır? Yani eğitimdeki eksiklik midir? E, yeteri kadar eleman mı yetişmiyor? O, evet. Eğitime biraz girelim. inşallah. Şimdi Yavuz Bey biz konuya hep sanayileşme nazarıyla bakıyoruz. Evet. Evet. Yani ben bir eğitim uzmanı değilim. Hani eğitimde şu eksik bir eksik demem. Ama ben şu iki noktayı vurgulamak istiyorum. Evet. Birincisi bir ülkenin eğitim sistemi sanayi hedeflerine entegre olmak zorunda. Yani Türkiye'nin il bazında yani Gaziantep bazında, bölge bazında, ülke bazında ve uluslararası hedeflerde bir sanayi hedefleri olursa siz eğitim politikalarını değerlendirebilirsiniz. Yani biz meslek liselerini açıyoruz. Mesela çok güzel bölümler var. Geçen evet. hafta da Antep'in Güzide bir okulunu gezme imkanım oldu. Evet. Ama bakın ilimizin öyle bir sanayi hedefi yoksa... Oradan pırlanta da çıksa bir işe yaramıyor. Yani an... Örneğin mekatronik bölümü var. Yani şu an evet. istihbalin bir bölümü diyorlar. Evet. Elektrik, elektronik var. Sizin bölümünüz var. Evet. Yani buradan mezun olanlar e, neden hepsi veya yüzde sekseni istihdam olmuyor? Yani bu sanayileşmeye tam giremiyor mu acaba? Giremiyor. Yani şimdi mekatronikle alakalı bir şey kurmuşsak... Örneğin bir asansörle alakalı bir hedefimiz olmalı ki e, mekatroniği ona entegre edebilelim. Evet. Robot teknolojisiyle alakalı ülke bazında uluslararası bazı bir hedefimiz olması lazım ki orada mezun olanlar gelmesi lazım. Yani evet. öğrencilerimiz çok güzel eğitimler alıyorlar. İnternete birçok imkan var ama hedefsizlik var. Politik halsizlik var. Yani evet. sorun oradan kaynaklı. Evet. Bir de yani e, hani dedim ya bu konu benim alanı değil ama yani gelmeden önce bir görme imkanım oldu. E, Almanya'daki öğrenci başı yıllık harcamalarla Türkiye'nin kıyasladığınızda on kattan fazla. Yani siz bu az parayla eğitim sistemi daha iyi yapamazsınız. Yani bizim eğitim sisteminden önce sanayi hedeflerimizin ve sanayi politikalarımızın evet. olması icap ediyor. bu politikalar ve hedeflerimiz biraz açalım inşallah. Değil mi? Sanayi, evet, sanayi politi politikalar ve hedefler. Bunun üzerinde biraz duralım inşallah. Evet. Evet buyurun. Şimdi e, sanayi politikalarını e, Yavuz Bey e, şöyle bir şey söylemek isterim. Yani i̇l bazından başlayalım. Evet. Antep'in Sanayi politikası ve sanayi hedefleri var. Far, evet. Farz misal benim misyonum Antep olarak e, tekstil makinacılığı üretimi inşaat inşaatın ihracatlaşması ile alakalı maket evcilik, ev sistemleri, evet. öne mobilyacılık hedeflerim farazi söylüyorum bunlar tabii. E, hedeflerim var. Mesela mobilya hedefim varsa e, bunun hedef pazarını belirliyorum. Evet. Ke şey Kamerun e, mesela dünyanın en çok ağaçların olduğu ülkelerden biri. Çok muazzam güzellikte bir yer. Kamerun'un mobilyacılık sanayisini geliştirecek şekilde benim il olarak görevim olsun. Bunu Türkiye olarak Kamerun'un e, mobilyacılığını geliştirmeye yönelik hedefim olursa eğer Antep bu işte görev alır. Antep mobilyacılığı oraya ihraç eder ve gelişir. Yani temel hedefte biz Kamerun'u da geliştirecek şekilde hedef koyalım. Yani evet. sanayi politikalarımızın bu şekilde. Yani temel hedefimiz hep karşı tarafta kazansın. Yani şimdi dünyada Yavuz Bey ucuz mal satma veya gümrükleri satın alma üzerine Çin... Kazandı bu savaşı. Hmm. Artık biz aynı e, sahada Çinle rekabet edemeyiz. Yani benim görme imkanım oldu e, Kenya'da e, Mombasa limanını Çinliler e, ihalesini almışlar. Ya Çin'den gelen malı içeriye sokuyor. Diğer ülkeler, diğer malları zorluk çıkarıyor ve ülkeye borç para veriyor. Yani biz aynı mantıkla gidip Çin'e rekabet edemeyiz. Açıkçası ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Ben mal satamıyorsam oraya orası üretsin. Çin de satamazsın, evet. başkası da satamazsın. Yani temel politikamız bu olursa her ilimizin bir hedefi olsun ve e, amaca matuf teşvik olsun. Yani şöyle bir şey düşünün. Mesela Antep'in e, tekstil ve halı makinacılığı konusunda bir e, görevlendirilmesi, bir hedeflemesi varsa. Evet. Biz bu projeyi yapacak olan kişiyi teşvik edelim. Yani her işi yapan değil de benim işim arkadaş tekstil makinası yapan adamı teşvik ediyorum. Evet. Bu kadar net. Uluslararası sanayileşmede evet. işbirliği var mıdır? Bu e, işbirliğiyle ilgili bir teşkilat, bir dernek veya e, bu çalışmaları yapanlar var mıdır? Yok maalesef aslında buradan hükümete de güzel bir çağrı olur. Uluslararası Sanayileşme İşbirliği Teşkilatı benim hayalim bu. Evet. Ee, yani biz bir ülkeleri herkes sanayileşmek istiyorsa öyle bir sanayileşme hedefimiz olsun. Hatta e, önümüzdeki hafta yayınlanacak herhalde. Sanayi gazetesine ben bir köşe yazısı yayınladım. Evet. Ee, TOK, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nu teşvik ettim. Yani dedim ki bakın biz otomobil üretip mercedesle BMW'yle ile yarışacağımıza gelin otomotiv üretimini... Yapmak isteyen ülkelere e, teşvik verelim, biz destekleyelim. E, böylece yani bugün Pakistan, Uganda, Vietnam birçok ülke kendi arabasını üretmek istiyor. Evet. Onları ürettirelim. Onlar Mercedes'le, BMW'lere, KBT'sine... herhalde reklam değil yani onlar belli firmalar. Evet. Ya ama böyle bir uluslararası sanayileşme işbirliğine ihtiyacımız var. Evet. Hatta bir, bir son bir şey ekleyip sözümü bitireyim. Evet. Avrupa Birliği'ne ekonomik bir e, güç olarak değil de sanayi nazarıyla bakalım. Yani o nazarla bakarsak biz Avrupa ile sanayi entegrasyonumuz daha kolay olur. Ve biz sanayimiz ona göre gelişir. Yani biz ekonomik olarak baktığımızda aynı mantığa çıkmıyor. Yani Avrupa Sanayi işbirliği Teşkilatı'ymış gibi düşünün. Çünkü e, ben gelmeden önce Almanya dahil birçok ülkenin dış ticaret verilerine baktım. Hep kendi aralarında sanayiler arası ihracat olmuş, ithalat olmuş. Yani biz de o minvalde kendimizi görevlendirelim. Avrupa Birliği'nden daha yüksek istifade edebiliriz. Şimdi Türkiye'de yıllardır ithalat ve ihracat var. Bunlarla evet. ilgili sanayi firmalar var, uluslararası şirketler var. Bu şirketler e, haliyle koordineli çalışıyorlar. Evet. Peki bu şirketler şimdiye kadar bu ihtiyacı görmediler mi? Yani böyle bir teşkilat olsa bizim ithalatımız, ihracatımız e, takip etse veya söyleyeyim, e, takıldığımız noktalarda bize yardımcı olsa değil mi? Mesela programdan önce biz e, kısa bir hasbihal ettik. Hani siz dediniz ki evet. e, it ihracata girecek ve ithalata girecek daha nasıl gireceğini bilmeyen çok sanayicimiz var. Evet. Bunlara bir yol gösteren bir teşkilat yok diyorsunuz. Değil Maalesef değil mi? yok, evet. Yani bunları yönlendirecek. Ya Şimdi e, Yavuz Bey, e, zaman geliştikçe aslında siz bazı eksikleri görüyorsunuz. Mesela e, ben Çin'e gittim geçen yıl, pardon ondan önceki yıl. Ee, şimdi e, sanayici mesela Türkiye'de yap, iyi yap, ihracat yap, her türlü görev onda. Sanayici bu yükün altına kalkamıyor. Evet. O yüzden Türkiye'de ihracat yapan firma sayısı çok az. Yani yüzdelik olarak o kadar az ki Avrupa'da, Amerika'da daha fazla. Yani çünkü onunla alakalı araştırma yapan enstitüler var, şey var, yönlendiren var. Türkiye'deki adam kendi mucitliğine bırakılıyor. Yani herkese Kenya'da da öyle bırakılıyor. Görme imkanım oldu görev yok adamın. Adama görev vermiyoruz fiilen. edilmiyor yani. Tabii ya bir görev ver mesela dememiz lazım ki ya işte Lark makinası hani halacılıkla alakalı olsun diye Lark makinasını şu ülkeler talep ediyor. İşte o ülkelerle işbirliği yapalım. Bu insana bak Lark makinası yaparsan pazar var. Hani tümden gelim, tüme varım değil de evet. tümden gelim mantığı. Şimdi bizim sanayicimiz yani Allah razı olsun el, elinde geldikçe ihracat yapıyorlar, istihdam yapmaya çalışıyorlar ama yani bir nevi cünet arkıncılık yapıyorlar. Yani. Tek başlarına görev veriliyoruz yanlış. Evet. Yani bizim... Yükün altından kalkamıyorlar. Tabii. O kadar bizim ee, o ülkeleri yani zaten derneğimizin amacı da o. Niye Afrika Sanayileşme Derneği koyduk da Türkiye Sanayileşme Derneği koymadık? Bakın Afrika'nın sanayileşmesini araştırırsak onların sanayileşmesi için gerekli olan ürünleri biz Antep'te ürettirebiliriz onlara diyebiliriz ki işte tarım makinası üretirsen bugün Kamerun'u pardon Kenya'nın evet. yaklaşık 2 milyar dolardan fazla tarım makinacılığı üretme potansiyeli var. Sadece tarım makinacılığı. Yani bunu gıda işleme şu bunu dahil ederseniz 30 milyar dolara geçiyor. Evet. Biz e, Kenya'nın sanayileşmesini hedefleyip o görevi Antep'e verelim. Evet. Veya işte evet. diğer şehirlerimize verelim. Şimdi e, kendi şehrimize gelelim. Şimdi evet. Gaziantep'e dönelim. ...Gaziantep Doğu'nun ve Güneydoğu'nun sanayi şehri gözüküyor. Evet. Hakikaten e, Antep'e baktıkları zaman... ...Antep bugün gerek gıda yönünden, gerek sanayi yönünden... ...her yönden e, Doğu'ya ve Güneydoğu'ya... ...lojistik yapıyor bir manada. Evet. E, fakat yine istediğimiz şeyi tam... ...yakalayamıyoruz. E, bu Gaziantep'te... ...sanayi neler yapılabilir? Daha güzeli, en güzeli nasıl gidilebilir? Evet. Bu kadar iş adamımız var, bu kadar sanayicimiz var. Efendim söyleyeyim... E, ...biz sadece Doğu Güney Doğu'da artık bütün Türkiye... ...hatta buradan az önce bahsettiniz mesela... ...hazırlıkta yurt dışına açılıyor. Evet. E, geçen... ...birisi bahsetti, bir arkadaşımız dedi ki... fabrika artık yurt dışına çalışıyor. Artık yurt dışına geçti, yurt dışına çalışıyor. Yani böyle güzel bir sanayileşme varken... E, ...daha güzel projeler nasıl yapılabilir? Bu konuda biraz inşallah evet. bizi... ...aydınlatırsanız. Şimdi Yavuz Bey... E, ...biz Başpınar dahil... ...birçok bölgeleri geziyoruz. E, ürün... ...üreterek ihracat yapıyoruz. Evet. Yapıyoruz. Yani gerçekten çok güzel pazarlarımız da var. Ama... E, ...yani yurt dışını gördükten sonra... ...mesela geçen yıl dediğim gibi... ...Tayvan, Çin ve de bölgede gezdiğimizde e, insanımıza birebir biz görev veriyoruz. Yani o insanlarımızın yükünü azaltacak evet. bir ek kuruma. Yani bunun ismi illa sanayileşme enstitüsü olmak zorunda değil. Yani ticaret odamız, sanayi odamızın bünyesinde de veya ortaklaşa bir komisyon da olacak şekilde bu insanlarımıza hedef gösterme. Yani gerçekten Gaziantep güzel ihracat yapıyor ama örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela Küsket Sanayi, e, Küsket'teki sanayicilerle alakalı bir derneğimiz var. Onlar Örnek olsun ya söyle. Mesela ben gittim Kenya'ya, Tanzanya bölgesinde müthiş bir şekilde kazava üretiliyor. O kazavanın işlenmesini biz burada da yaparsak artık makina ihracat yapalım. Yani halıcılık tamam güzel. Plastik yapıyoruz, inşaat yapıyoruz. Ee, artık kendi içimize değil. Onların tarlasında onları kazanacak kazanacağı şekilde ve bizim de kazanacağımız şekilde olması lazım. Karşılıklı kazan kazan. Yani insanımız ya yani sanayicimiz e, bu yükün altında tabii ona da çok zorlanıyorlar istediği kadar uğraşıyorlar ama bir yere bir yere kadar evet. yani kimse e, mesela bir o ülkelerle alakalı veriye ulaşamıyor yani biz de gezdiğimizde e, araştırma gerekiyor bunlar evet. yani o öyle bir araştırma yapıp e, hani Gaziantep diyoruz dediğimiz gibi Gaziantep kurtuluş yıl nasıl e, Gaziantep kurtuluşuna altı binden fazla insanımızın şehit oldular. E, bu toprakları yabancı işgalinden kurtarmak için nasıl kendi imkanlarıyla bir kurtuluş savaşı yapıp bunu da Türkiye'nin kurtuluş savaşında da büyük bir etki yaptıysa Türkiye'nin finansallaşması yani sanayisizleşmesine karşı kurtuluş savaşındaki Antep'te başlamasını isterim ben. Evet, yani şey. Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nda bu konuda göreve çağırıyorum. Evet. Diğer derneklerimizi göreve çağırıyorum evet, tabii. Evet inşallah. Şimdi hep sanayiden konuştuk, işçilikten evet. konuştuk. Efendime sün uluslararası sanayiden konuştuk. Şimdi biraz özele gelelim. Yani evet. e, sizin derneğiniz ilk bu yola nasıl çıktınız? Güzel bir hatıra anlatmıştınız. Üniversitedeyken evet. böyle bir niyeti var dediniz. Güzel bir niyette. Evet, üniversitedeyken hani derler bir işi yapacaksanız eğer rüyanıza gelmiyorsa o işe aşık değilseniz muhafak olamazsınız. Evet. Yani siz üniversitedeyken bu işe aşık olmuşsunuz. Değil mi? E, bunu bundan biraz bahseder misiniz? Nasıl çok, bir sevda başladı? Çok teşekkür bir Orta ederim. Bir ortadoğu, bir Afrika bir dernek kurma. Evet. Yavuz Bey şöyle bir şey. 2003 yılıydı. O zaman televizyonlarda. ...Afrika'daki bir ülkenin, ismi bende kalsın... susuzluktan yoksulluktan ve çekirgelen getirdiği talandan dolayı insanlar aç kaldılar. Evet. Ya bu aç kalmalarından dolayı ölüyorlar. Hatta evet. bir kadın, hiç unutmam, iki çocuğu var. Küçük çocuklardan biri, iki çocuk başına da istikak diyorlar. Yani belli bir pay veriyorlar. Çocuklardan biri ölüyor. Kadın onun payı düşmesin diye çocuğunun cesedini yanında tutuyor. Evet. Yani içim içimi yedi yani o dönemler. tabi e, tabii dedim olay eski bir şey. Yani bir insan olarak ve bir mühendis olarak hani tabii ki her insanımız şey de evet. mühendisi e, büyük sorumluluk kabul ediyorum kendi üzerime. E, bir mühendis olarak ben bunu nasıl yapabiliriz acaba? Bunu araştırdık. E, gelişmiş ülkelerde bu yok. Bizde varsa demek ki bizim gelişmemiz lazım. Hani biraz aristo mantığı kısaca evet. anlatıyorum. Gelişmiş olmak için de sanayileşmiş olmak gerekiyor. Tüm kalkınmış ülkeler aynı zamanda sanayileşmiş ülkelerdir. Evet. Bir ülke nasıl sanayileşebilir acaba? Yani veya diğer ülkeler neler yapmış? Yani mesela Amerika ne yapmış? İngiltere ne yapmış? Almanya, Japonya nasıl sanayileşmiş? Bunları araştır, araştıralım dedik. E, baktık e, hani var ekonomist kişilerin yazdığı şeyler var. Bunlar da hep sonuçlar üzerine. Dedi ki bunu sistematini araştıralım. sistematini araştırırken e, kalite yönetim sistemi Edward Deming'i bulduk. Edward Deming'in Japonya'yı Japonya, yı Japonya yı nasıl yaptığını öğrendik. Demek ki bir yönetim sistemi olursa bu ülkeler sanayileşir evet. ve buna göre biz yola çıktık. Ee, çok değerli arkadaşlarım da var. Bu arkadaşlar da gönül verdiler. Yani kendi imkanlarımızla biz yaptık. Kimseden bir destek almadık. Yurt dışına gezmeler dahil biz hep kendi imkanlarımızla Güzel yaptık. Güzel bir anekdotunuz vardı sırf bu işi iyi öğrenmek için dil öğrendim dedi. Tabii, tabii. Literatür araştırması yaparken Türkçe'de zaten hiç kaynak yoktu. Ee, yurt dışına İngilizce ile alakalı araştırmaya çalıştık. İşte bu sefer de İngilizce eksiği gördük. Sırf bunun için İngilizce öğrendim. Ne kadar güzel. İnanın başka hiçbir şey değil. Ee, okuldaki derslerde başarılı olayım diye de değil. Evet. Hatta hocamız da derdi ya İsmail diyor sen mühendisin ama bir kalite yönetim sistemi dersimiz vardı. Standartizasyon ve İngilizce. Bu üç derste başarılıydım Mesela diğer derslerde çok da başarılı değildim. Hocam niye böyle derdi? <laughs> Hocam sadece sanayileşmeyi öğrenmek istiyorum yani. ya. Yani amacım bu. Sırf evet. bunun için gittim İngilizce öğrendim. Çok şükür Çok güzel. İngilizce biliyorum. Farsça da biliyorum. Çok güzel. Ama amacım e, bir ülkenin sanayileşmesi. Reklam olmayacaksa küçük bir şey söyleyeyim. Sanayileşme yönetim sistemi diye bir kitap yazdım. Evet. Yani çok büyük bir çalışma olacağına inanıyorum ben. İnşallah bir sonraki hedefimiz bu yılda e, derneklerimiz, ticaret sanayi odamız, diğer kurumlarımıza destek verirlerse e, bir sanayileşme enstitüsü. Antep'e açmak idealimiz. Gelelim. Şimdi orada duralım. Şimdi işte her derneğin bir misyonu vardır, bir evet. vizyonu vardır. Efendime söyleyeyim kimi dernekler yereldir, kimi dernekler uluslararasıdır. Evet. Kimi dernekler çekirdekten başlar fakat bakarsanız kocaman bir aileye sahip olur. Siz haliyle Türkiye'de bir imza attınız. Evet. Bunu belirtmek lazım, altını silmek lazım hakikaten. Orta Doğu'nun, efendime söyleyeyim Afrika'nın e, yurt dışındaki insanların o halini düşünüp ve kendi ülkenizin o aşkıyla böyle bir dernek kurdunuz. Evet. Böyle bir dernek, kurdunuz. dernek kururken belli bir misyonunuz, vizyonunuz, hedefiniz, gayeniz neydi? Sadece ve sadece sanayileşmenin sistematiğini araştırmak. Evet. Yani onun dışında hiçbir konuyu gündemimize almadık Yavuz Bey. Yani evet. bizim bazı arkadaşlarımız mesela yolda bizden ayrıldılar. Yani işin içine başka konular katmak istediler. Ya dedik birçok ayrı amaçlara hizmet eden dernekler var. Yani insani yardım evet. var, dini hizmetler var, diğer konular var, milliyetçi dernekler var. Onları herhangi bir neviye olabilirsiniz. Zaten sizi engelleyecek bir gücüm yok. Evet. Biz sadece ve sadece sanayileşme sistematiğine araştırıyoruz. Hedefimiz rotamız belli. Sadece Hedefimiz. sanayileşme sistematiği. Yani başka hiçbir konu gündemimizde yok. Evet, evet. E, siyasal da bir konu gündemimizde yok. Sadece bu konular e, bu bu yolla alakalı çıkan arkadaşlar da bundan çok mutlu olurlar. Evet. Biz hiçbir zaman aramıza başka konular konuşmadık. Çok Hep sanayileşme. Şimdi malumunuz e, bir yılın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Ve son programı sizinle yapmak nasip oldu. Teşekkür ederim. E, şimdi yeni bir yıla girerken nasıl ki ...her kurumun belli bir yıllık programı, çizelgesi varsa... ...nasıl evet. ki her şirketin belli bir hedefi varsa... ...şu an herkes hedefini az çok belirliyordur. Yeni bir yıla evet. yeni adımlar atıyor. Siz 2021'i nasıl hedefliyorsunuz? Biz 2020'yi Sanayileşme Yönetim Sistemi Kitabı Yazma Yılı ilan etmiştik... ...ve başardık çok şükür. 2021'i de Sanayileşme Enstitüsü Yılı ilan ettik. Yani tek evet. hedef. Bizde öyle çok hedef olmuyor. Sadece Ama o hedefte muvaffak oluyorsun Tabii, Yani bir hedef bazen arkadaşlar 10 hedef değil. Yani sanayileşme ile alakalı bir başka konu daha varsa ekleyelim. Evet. Yoksa sanayileşme enstitüsü. İnşallah bu sanayileşme enstitüsüne de e, idealimiz, isteğimiz işsizliği azaltmak. İnşallah. Şey, mesela e, Sayın Cumhurbaşkanımız da e, mesela Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alırken faiz enflasyon dedi. Yani faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Finans mantığıyla düşünürseniz yanlış. Ama sanayi mantığıyla düşünürseniz doğru. Yani Sayın Cumhurbaşkanım sanayi mantığıyla faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Ben öyle anlıyorum. Ve katılıyorum. Yani Amacımız sanayileşmek. Yani evet. bugün e, sanayileşmeci dış ticareti biz Türkiye'nin gündemine getirebilirsek en büyük isteğimiz, idealimiz evet. o. E, i̇nanıyorum ki Türkiye'nin ihtiyacı duyduğu, cari açıkı azaltacak evet. şey sanayileşmeci dış ticaret. Evet. Ee, peki bu. şimdi siz böyle bir dernek kurduğunuz haliyle e, bu dernekte faaliyet gösterirken. ...Orta Doğu'ya gittiniz, Efendim, söyleyeyim Afrika'ya gittiniz, oradaki sanayileşmeyi gördünüz. Buralardan biraz bahseder misiniz? Oradaki çalışmalarınızla burada nasıl bir e, faaliyette, gayrette bulundunuz? Şimdi Orta Doğu'da Irak'a gittim. Ee, diğer bölgeler hep böyle kargaşaydı. Suriye gidecektik maalesef. Evet. Yani uzun bir şey. Ee, diğer bölgelerde de hep sıkıntı oldu. Irak'a gidebildik. Yani Orta Doğu'da. Afrika'da işte hep Doğu Afrika'ya gidebildik. Ee, o ülkelerin ürettiği malların ee, insanların nasıl faydalı olacağını araştırdık. Sadece bu nazarla. İnanır mısınız? 10 gün Kenya'da gezdim. Sağ olsun bir arkadaş görevlendirdiler. Gel sizi gezdirelim falan. Beni e, işte denizde falan gezdirecekler. Hayır dedim. Sadece ne üretiliyor burada? İşte kazava üretiliyorsa, işte ee, kaju üretiliyorsa bu nasıl işletilir? Veya Afrika'da insan mesela biz niye Afrika'ya mal satamadığımızın sebeplerinden biri ee, orada elektrik sıkıntısı var. Biz o elektriği nasıl üretebiliriz acaba? Jeneratörsüz nasıl üretebiliriz? İşte bunu araştırdık. İşte misal diyorum plastik enjeksiyon ciddi bir ihtiyaç ama elektrik yoksa nasıl olacak? O zaman elektriği de kendi içinde üretebilecek bir e, şey e, enjeksiyon makinaları ya çünkü bunlar yaklaşık olarak aylık bir buçuk milyar TL civar evet. bir elektrik tüketiyorlar yani miktar olarak e, bunu oradaki insanlar üretsin hem istihdam olsun hem plastik enjeksiyonu azalsın sadece o ülkenin ne üretirse ithalatı azalır istihdamı artar hep bu nazarla gezdik yani başka da bir e gezme olmadı hep teknik gezdiler. Evet, geziler evet, evet. Evet, bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz veya buradan efendim söyleyin dinleyicilerimize söylemek istediğiniz derneğinizle ilgili söylemek istedikleriniz varsa buyurun. E, Yavuz Bey, e, çok teşekkür ederim. Önce ederim. sizler ve Davet Radyosu ailesi olarak e, beni konuk ettiniz. Yani e, sesimizi duyan insanlarımıza e, duyurmamıza vesile oldunuz. çok teşekkür ederim. Eee işsiz kalan insanların da e, acılarını kalben yaşıyorum. Evet. Yani aç kalan çocuklar, bebekler, yani insanlarımıza e, bu konuda biraz daha hassasiyet, biraz daha e, bir kaşık az yiyelim, evet. komşumuz da e, doysun. Evet. E, maalesef birçok yerde aç, yoksul insanların e, paylaşılmasını, yani hem kendi imkanlarının paylaşılması hem de ondan sesini duyurmasına vesile olmasını diliyorum. Yani inşallah evet. elimize geleni yapalım. Biz de radyo, Davet Radyo ailesi adına size çok teşekkür ediyoruz. Buraya Hep kadar geldiniz. Yani. ...Efendim çok ispat ettik. Çok, çok sağ olun, güzel geçti programımız gerçekten. Ortadoğu'ya gittik geldik hayal. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun. İnşallah 2021 hedefleriniz çok daha güzel olur. Destek i̇nşallah, bekliyoruz. E, evet. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız, muvaffak olursunuz. Kitabınız içinde... ...başka bir programda inşallah tekrar kitabınızda bahsederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, çok gayretlisiniz. E, o kalbinizdeki... O aşkınız, iş aşkınız, sanayileşme aşkınız sizi inşallah güzel yerlere getirecek diye temenni ediyoruz. Ülkeyi getirsin ya. i̇nşallah. Yavuz ve Biz bir evet. e, inanın e, Türkiye'deki insanlar dünyadaki Müslüman halklar yani bir bir yere gelsin, varsın biz görsek evet. de görmesek de inşallah. Ee, Bediüzzaman Said Nursi der ki kimin himmeti milleti ise o tek başına millet. Estağfurullah. Çok kimin şey himmeti nefsi ise o diyor başı bir canı vardır diyor. Evet. O kadar himmet millet olunca zaten bir milletsiniz. Değil çok zaten teşekkür ederim. ederim. Bir küçük son Buyurun. bir şey ekleyeyim. Eee bugün Müslüman dünyasının niye yoksul olduğunu araştırma imkanı oldu. Hani işin imtihan boyutunu evet. değil yani sadece ben teknik boyutunu söyleyeyim. Ve nasıl acaba olabilir bir çözüm? Bugün Müslüman dünyası için teknik bilgi madenciliği yapacak bir kurumumuz olsa ithalatın azalacağını o kadar şey ki. Bu da niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani Hazreti Osman'ın Kuba Kuyusu olayı var. Hani Yahudi'nin kuyusuna ortak oluyor kendi gününde bedava. Yahudi de satamayacak kuyuyu devrediyor. Hani özet olarak bu şekilde. O çok önemli bir olay biliyor musunuz? Müslüman dünyasının kurtuluşu da bu olayla alakalı. Biz eğer o bilgiye ulaştığımız zaman Müslüman dünyası olarak veya bunu araştıracak bir e, enstitü olur, kurum olur, kuruluş olur, araştırma merkezi olur, adı neyse böyle bir kurumumuz olduğu gün, teknik bilgi madenciliği yaptığımız gün inanın Müslümanların yoksulluğu öyle bir azalacak ki birçok şeyimiz düzeleceğine i̇nşallah. canı gönülden inanıyorum. İnşallah ümit varız, temenni ediyoruz çok inşallah. Çok sağ olun. Efendim bugün de bir konu bir konu kuralı burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, selamette kalın.